karşıma elin salladı. Selam verip el göğsüne bağladı. Ela gözler beni deni mecnun eyledi. Yürü güzel yürü yürü dosyalım yürü. Sana ben canımı veririm yürü. Sana ben canımı veririm yürü. Bükülür gider zünüf gerdana dökülür gider. Anam duysa bize 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 neler eder. Gör gözel gör görü dosyalım görü. Sana ben canımı veririm görü. Sana ben canımı veririm görü. Gerdana dizelim dosya kıstası. Yür güzel yür yürü dosyalım yürü. Sana ben canımı veririm yürü. Sana ben canımı veririm yürü. Yür güzel yür yürü dosyalım yürü. Sana ben canımı. İyi akşamlar Kanal Meydan izleyicileri. İlkeli, tarafsız ve kültürel yayınların merkezi Kanal Meydan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden değerli konuklarımızla Tosya ilçemizin kültürel değerlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz, ses sanatçımız, değerli büyüğümüz Recep Kırbaç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sizlere birlikte şahsınızla. Tüm izleyenlerimize sağlıklı, mutlu, hayırlı akşamlar diliyorum. Bu gece sohbet tadında güzel bir program olmasını diliyoruz. Recep Bey, öncelikle programımıza tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Kısaca izleyicilerimizin de sizleri anımsaması adına kendinizi tanıtabilir misiniz? Efendim ben Kastamonu, Tosya, Sulucaköy'ü doğumluyum. 14 yaşında gurbete çıktım. Çeşitli pastanelerde çalıştım. Çeşitli iş alanlarında çalıştım. Bu arada 16-17 yaşlarında müziğe başladım. Çeşitli kurslardan geçerek. Müzik konusunda ilk türkümü 3. sınıftayken ezberledim ve söyledim. Nuri Sesi Güzel, kulaklar çınlasın, o Ankara Radyosu'nda söyledi. Ben bir kere söylemesiyle ezberledim. Yani müziğe burada mı başladınız? Sayılır. Ciddi olarak da İstanbul'da sanırım 17 yaşındaydım. Radyo sanatçılarından kurs alarak başladım. Etkilendiğiniz olay bu diyoruz o zaman. Evet. Etkilendiğim olay yine o yaşlarda bu Tosyalım türküsünü bestelemiştim.
İlk bestenizdi sanırım, öyle bir şeyler bestem, duymuştuk. İlk bestem. Diğer bestelerimle birlikte kasede okuma zamanını ancak 2003'te bulabildim. Aradan o kadar bir zaman geçti. O zaman ilk kaset çıkardığınız yıl 2003 yılı 2003. diyoruz. 2003'te kaset çıkardım. Hemen akabinde ilk konserimi de Tosya'da verdim. Kaç yılındaydı? 2003. 2003-2004. Besteleriniz kendinize mi aitti? Hepsi, yani kasetinizdeki... Mesela kasette tamamı kendime ait bir tek Tridine var anonim olarak. Yani 11 türkü kendime ait, bir de 12.ye de Tridine'yi aldım. Baktığımızda hep Tosya ile ilgili şeyler var. Hani bu Tosya'ya karşı ayrı bir duyduğunuz his, duygu mu var? Şimdi bana çeşitli yerlerde hani Türkiye'nin güzel yerleri falan veya dünyanın güzel yerleri falan bahsedilir ya, evet, konuşulur ya. Ben diyorum ki en güzel köy benim köyüm. Şimdi evet. En güzel ilçe benim ilçem. Yani en güzel il Kastamonu benim ilim şeklinde konuşuyorum. Çünkü biz buralıyız. Tosyalıyız, Kastamonuluyuz. Evet, o zaman siz de nerelisiniz dendiğinde ilk Tosyalıyım mı diyorsunuz? Evet. Şimdi memleketimize aşık bir insanız. Köyümüzü, kasabamızı, insanlarımızı seviyoruz. Dolayısıyla türkülerde elbette sanatçı kendi yöresine göre türkü yapar. Evet. Recep abi, her türkünün hemen hemen bir hikayesi vardır. Bu türküleri yazarken ilham aldığınız, başınızdan geçen önemli, ilginç konular var mıdır? Önemli hikayeler. Türkülerin zaten yaşanmışlığı vardır. Muhakkak. Mesela sorunuza gelmeden önce şahit olduğum bir şey söyleyeyim. Karadeniz'e ya Ümit Tokcan'dı ya da Erkan Ocaklı'ydı rahmetli. Karadeniz'e gitti. Hani teyipler vardı ya bir zamanlar. Evet. Orada bir yaşlı neneden Mısır'ı kuruttun mu diye bir türküleri var onların. Hareketlidir. O türküyü yaşlı neneden aldı. Daha sonra geldiler, düzenlediler. Notasını, müziğini çıkarttılar. Piyasaya sürdüler. Türküler yaşanır. Yaşanmışlık, yaşanmış olaylardan kaynaklanır. Beni de etkileyen tabii ki şeyler oluyor. Mesela benim Gurbet Kahri Çekmem, Tosyalı'nın türküsünü yazdırmıştır bana. Öyle söyleyeyim. İlk besteniz Tosyalı'mdı. Tosyalı. O zaman şimdi sizden birkaç bir parça alabilir miyiz? O zaman şöyle yapalım. İlk sahneye çıktığımda okuduğum ilk türkümü, piyasa türküsü, benim bestem değil, Elvan diyelim. Sen bu
seni bunca elem keder. Baktan anmaz hale geldim, bilsem bunca elem keder. Bilsem bunca Teşekkür ediyoruz Recep Bey, ağzınıza sağlık. Sesini ben de teşekkür ederim. Sağlık. Evet. Elvan'ı da dinlediğimize göre sıradaki parçamızın hikayesini alabiliriz. Sıradaki parçam, Elvan zaten ilk sahneye çıktığında ilk okuduğum türkülerden bir tanesiydi. Sıradaki parçam da Ahı Gözlüm Olsun. O da Yıldıray Çınar'dan çok severek dinlediğim bir türkü. Onun sesinden ezberlemiştim, rahmetli. Kendileri gittiler. Çok sevmenizde özel bir neden var mı? Yıldıray Çınar'ın hayranıydım zaten. Ayrıca, dur türküden sonra konuşalım. Tamamdır. O zaman Ahu Gözlüm diyoruz. Ahu Gözlüm olsun. Yandım yandım yara ateşine.
sen de benim gibi gibi. Yana o gözlüm, yan kara gözlüm. Ağzınıza sağlık diyoruz. Yayınımıza sürekli yorum yaparak yanımızda olamadığı için aslında kanalımızın asıl sunucusu olan İbrahim Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Çok fazla destek çıkıyor bize. Sağ olsun İbrahim Hoca epey bir aradı. Ama programda olmak çok istemişti toplantısı nedeniyle evet, kısmet olmadı. Katılamadı. Canı sağ olsun herhalde. Sanırım yetişir programı. İnşallah. İnşallah yetişmeye çalışıyor. Çünkü aklı burada kaldığından eminim. Evet, koşarak geleceğini söyledi ama kendisi. Gelirse oynarız. İnşallah diyelim. Peki. Müzik adına projeleriniz var mı? Hani? Müzik adına proje bitmez. Yani önce hayalini kuracaksın. Hedefin olacak. Evet. Hatta konu biraz başka yerlere de gidecek ama ben dedim ya 14 yaşında gurbete çıktım. 16-17 yaşında müzik başladı. O kadar koşturmalar oldu ki Üsküdar, Kadıköy yakası, Ümraniye vesaire. Bir zamanlar buralar tamamen benim elimdeydi. Düğün salonları, gazinoları olsun. Koşturmak gerekiyor. Hayalini hayata geçirmek için koşturacaksın, mücadele edeceksin, mücadeleden yılmayacaksın. Şunu söyleyebilirim. Ben TOSYA'daki gençlere önce kızıyorum, sonra da kendi kendime soruyorum. Ya kızmakta ne hakkım var diyorum. Ama kırılıyorum. Çünkü TOSYA kapandılar, hiç dışarıya baktıkları yok. O düğün salonu senin, bu düğün salonu benim, falanca köyde senin. Yani buradan şey yapmıyorlar, bir mücadele edip de dışarıya açılmıyorlar. Ne bileyim İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e nota biliyorlarsa radyo sınavlarına girmeleri lazım. Evet. Bu gençlerin mücadele etmeleri lazım, koşturmaları lazım. Televizyona giden bir arkadaşımız olmadı şu ana kadar. O yönden gerçekten gençlere biraz şeyim, kırgınım. Ben mesela kaseti çok zor şartlar altında yaptım. Şimdi kolay mı diyorsunuz o zaman? Hayır, kolay hiçbir şey yok. Onlar da o zorluklara şey yapacaklar. Ama işte, çabalasınlar istiyorsunuz. Türküleri üretsinler, araştırsınlar, köyleri gezsinler, köylerde. Mesela TOSYA'nın halayları var. 4 tane halay var. Davul zurna çalar, halay yapılır, geçili gider. Onların sözleri var. Bunları hayata geçirmeleri lazım. Ben bir tanesini kasede almıştım mesela. Yani müziğe çevirdim. Mücadele yapmaları gerekir. Konserlere gitmeleri gerekir. Festivallere katılmaları gerekir. Seslerini duyurmaları lazım. Sanatçının sesini duyurması, kendi yöresinin sesini duyurması demektir.
Onun için ben türkülerimde mesela bir hücum kayıt yaptım. Orada da kendi türkülerim var. İleriki zamanlarda söyleyeceğiz. O zaman gençlere önerileriniz bunlar diyoruz. Yani mücadele etsinler, mücadelenin vazgeçmesin. Radyo sınavlarına katılsınlar, televizyondaki yarışmalara katılsınlar. Kazanamayabilirler. Önemli değil. Önemli olan o kapıyı açmak. Evet. Çaba harcasınlar diyoruz o zaman. Emek versinler. Evet. Ben mesela İstanbul Radyosu'nda sınava girdim. Birinciyi kazandım. İkinci delendim. Ne oldu? Recep Kırbaç yine aynı Recep Kırbaç. Değişen bir şey yok. Pes etmek İzmir Radyosu'na, yok. İzmir Radyosu'na gittim. Orada da birinciyi kazandım. İkincisinden nota yüzünden elendim. Notayı bilen gençlerimiz varsa, bu müzik işini yapıp da notayı bilen gençlerimiz varsa mücadele etsinler. Şey yapmasınlar. Peki, olsa geçirmesinler. Sazınızı da kendinizle beraber getirmişsiniz. Sazım ne olur ne olmaz diye. Benim sazım her zaman arabamda gezer. Bazen eşe dosta... Sazınızı da sözünüzü de bir de sazınızı dinleyelim. Sazımızı dinleyelim mi? Gel deme şu aleme heyecan ıslah edeyim. Hey dost ıslah edeyim. Özümü meydanda heyecan buldum sonradan. Buldum sonradan. Özümü meydanda hey dost buldum sonradan. Zamanı mahlukuna ey yar meylemi verdim. Ey can meylemi verdim. Sermayemden zarar zarar gördüm sonradan. Gördüm sonradan. Zamanı mahlukuna ey yar meylemi verdim. Ey can meylemi verdim. Sermayemden zarar zarar gördüm sonradan. Gördüm sonradan. Geldi bizimle yar sevdi seviştin. Ey can sevdi seviştin. Al kadehten bade bade doldurdu içti. Doldurdu içti. Al kadehten bade bade doldurdu içti. Sadık yârim diye ey yar yeminler içtin. Ey can yeminler içtin. Özü çürükmüş ey yar gördük sonradan. Gördük sonradan. Özü çürükmüş gördük sonradan. Ağzına sağlık abi. Ağzınıza sağlık. Bu da rahmetli Mahsuni'den. Biz onlar gibi çalıp söyleyemeyiz ama acizane söylemeye çalışıyoruz. İzleyicilerimizi yorumlardan takip etmeye çalışıyorum da ben. Birkaç istek parçamız var. Türkiye'm özellikle isteniyor. Ölürüm Türkiye'm. Türkiye'mi şey söyleyeyim de arkasından onu da şey yaparız söyleriz. Naci Gökçe hocamızla beraber olacaktık. Bu akşam beraber program yapacaktık.
Belki birimiz çalacaktı, birimiz söyleyecektik vesaire. Bir müzik derneğinin de toplantısı İstanbul'da. Toplantısı nedeniyle bu akşam aramızda olamadı. Bir dahaki sefere inşallah beraber programa geleceğiz. Türkiye'mizi de o zaman söyleriz. Sivas'ın yollarına istemişler ama bir de. Sivas'ın yolları. Evet. Onu evet baştan istemişlerdi. Onu da Naci Hoca ile beraber yapalım. Peki nasıl derseniz? Bu arada bu işi omuzlayan, lafı çıkmışken, ismi geçmişken, gerçekten böyle fedakarlıkla omuzlayan iki hocamız var. Naci Gökçe hocamız, bir de Erol Sevdi hocamız. Erol Sevdi hocamız da öyle, sağ olsun. Ha bu arada biraz rahatsızlığı var, buradan tekrar geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diliyoruz. Allah şifasını versin, şifalarını versin inşallah. Müzik cemiyetine koşar, belediyenin işlerine koşar, halk oyunlarına koşar. Evet. Emekli oldu galiba öğretmenlikten. Sanırım oldu. Hı. Öğretmenler evine koşar. E bir de bizlerin de yükünü çekiyor, müzik işlerine koşar. Sağ bu olsun. Arada bir tane ölümüne diyelim biz. Ölümüne. O da güzel bir Tosça türküsü oldu artık. Evet. Söz müzik bana ait. O zaman gelsin müziğimiz. Ölümüne diyelim. Çal dağından da aşalım,
bizi bulmadan yaz. Yeşil gölde dolaşalım, anam duymadan, babam duymadan, bizi bulmadan yaz. Ahlat dağından aşalım, anam duymadan, babam duymadan, bizi bulmadan yaz. Evet. Sesine sağlık abi. Siz de sağ olun. Evet, bu türküyle de Dipsiz Gölü, efendim... Yeşil Gölümüzü. Yeşil Gölü, Üç Olukları. Üç Olukları'nı iade etmiş olduk. Dolaşıyoruz, çantamdan aşıyoruz. Bunu da ben Tosya'ya armağan etmiş oldum. Bu türkü de öyle. Bir arkadaşım böyle yolda, arabada giderken telefon geldi. Benden bir söz aldı geçmiş gün. Kasetten önce. Ben o sözü verirken, ölümüne dedi. Tamam dedim, ölümüne. Ölümüne derken, evet. Türkü çıktı meydana. Tabii türkü bir şeyler yaparken, hangi konuda olsun olursa olsun, ben o türkünün içine muhakkak Tosya'yı koyarım. Evet, zaten bütün her yerde bir Tosya geçiyor. Çünkü memleketimize aşık bir insanız. Zaten mesela doğulu sanatçılara bakın. Urfa'nın dünya kadar türküsü var. Ama sanatçısı da dünya kadar. Evet. Adamlar türkülerin içinde ne yapıyorlar? Urfa'yı beziyorlar. Biz de Tosya'yı işlemeye çalışıyoruz. Dipsiz Göl deyince, Dipsiz Göl'ü de gerçi Sayın Kaymakamımızın önderliğinde bayağı bir şey yapıldı. Bayağı herhalde. Güzel bir yatırım oldu. Bölgemiz için inşallah iyi bir kazanım elde edecek. Evet. O zaman sıradaki parçamız Kaymakam Bey'e hediye edelim mi biz bu türküyü? Evet. Sanki o da Tosya'ya aşık bir insan gibi geliyor bana. Evet. O artık Tosyalı Fahri. Fahri'ydi hemşerimiz, hemşerimiz aynı zamanda. O zaman güzel bir türkü gönderelim. Kaymakam Bey'in çünkü türkü zevkini de ben biliyorum. Sepetçioğlu havasıyla. Sevdası kaneyi delde, Sepetçioğlu havasıyla, Efendim
sepet yolu havasıyla efeler sahneye geldi. Denizle havasıyla davuluyla zurnasıyla efeler çöktü meydana. Sepet yolu havasıyla sepet yolu havasıyla efeler çöktü meydana. Sepet yolu havasıyla sepet yolu havasıyla akgene Kastamonu kızların güzel oluyor güzel. Bu Sinop'un kızları güzel oluyor güzel. Gel gezelim çay boyu sevgi gönül oyunu. Gel gezelim çay boyu sevgi gönül oyunu. Merak etme sonunu özel oluyor özel. Merak etme sonunu özel oluyor. Neşemizi sen verirsen, bahar gelir yeşerirsen, neşemizi sen verirsen. Kişiye özel değilsen, neler oluyor neler. Kişiye özel değilsen, neler oluyor neler. Gel gezelim çay boyu, sevgi gönül oyunu. Gel gezelim çay boyu, sevgi gönül oyunu. Merak etme sonu. Özel oluyor özel. Merak etme sonunu. Özel oluyor özel. Ağzınıza sağlık diyoruz tekrar. Sağ olun. Evet. Recep abi aynı zamanda uzun zamanda muhtarlık yaptınız galiba. Müzikle beraber muhtarlık muhtarlık müziğe ya da müzik muhtarlığa engel olmadı. Dedim ya, ben memleketime aşık bir insanım. Dolayısıyla köyümüze de aşık bir insanız. Tabii içinde sevda hani, olunca yorulmaz tabii ki. Yapabileceğimiz bir şeyler olursa, bir katkımız olursa, olur düşüncesiyle muhtarlık da yaptım. İki dönem muhtarlık yaptım. Peş peşe. Evet. Bir şeyler verdik diye düşünüyoruz. Verebildiksek ne mutlu bize. Ne güzel. Üçüncü dönemde yine sevdiğimiz bir arkadaşımıza bıraktık. Ben girmedim seçime. Muhtarlığımız da böyle oldu. 10 yıl çalıştık yani. Kaymakam Bey'le beraber de çalıştık. Mesela muhtarlığımızda Kaymakam Bey'le beraber en güzel yaptığımız iş köylerde Kaymakam Bey gelmeden, Deniz Bey gelmeden önce de bunun üzerinde çok mücadele ettik. Ama Deniz Bey geldikten sonra yine gündeme getirdik. Sağ olsun ilgilendiler. Köylerdeki çöp sorunu çözüldü. Evet. En güzel olaylardan bir tanesi budur. Evet. Sıradaki parçamız. Türkü mü? Ne ağlarsın? Bunun bir hikayesi var mı sizde? Ne ağlarsınız? Nasıl sahnede tos yap şey köy festivallerine falan geldiğim zaman çok istek alıyordu. Söylediğiniz öteden türküler beri size çok yakıştırılıyor galiba. Böyle bir yorum aldım da. Şimdi şöyle, türküler ya her türkü sesinize şey etmez. Gitmez. Evet, uymuyor bazen. Bazen uymaz. Uysaydı biz hepimiz söylerdik. Slow türküler yani gerçek böyle halk müziği. Mesela ne ağlarsın? Ya, halk müziği. Tartışılmaz. Güzel bir türküdür. Evet. Okuyalım. O zaman ne ağlarsın diyoruz. Thank you.
kalkam. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Tosiye özgü şarkılar yazarken evet. Kastamonu'nun diğer ilçelerine de değinmişsiniz sanki. Cidelim. Cidelim evet. Onu dernek başkanlığım döneminde festivallere katıldığım sıralarda yazdım. O yeni bir türküdür. Yeni dediğim de yine tabii ki 2002 yılında falan yaptığım bir türkü. Cideli bir dernek başkanı arkadaşımız vardı. O da rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Bu festivalden dolayı önce bir tartıştık. Bayağı tartıştık. Tartıştıktan sonra hani kendisi de Cideli'ydi. Hamdi Bey. Cideli falan derken orada kaldı aklıma. Ama şöyle söyleyeyim. Cide'den Pınarbaşı'na, Pınarbaşı'ndan da Taşköprü Çalkuyu Yaylası'na geçeceğim. Yolda giderken arabam savruldu. Biraz şey gittim. Programdan programa yetişeceğim için araba savrulunca ömrüm yollarda geçiyor diye aklıma geldi. Daha sonra Hamdi Bey aklıma geldi. Cideli ya. İşte öyle bir türkü çıktı. Türkü de anlatalım. Öyle yapalım. O zaman Cidelim diyoruz. Thank you.
gidelim. Ömrüm yollarda geçiyor, aman gidelim. Ömrüm yollarda geçiyor, aman gidelim. Geçerse gelsin canım, dosta gidelim. Aman gidelim. Geçerse gelsin canım, dosta gidelim. Aman gidelim. Açtım da geldim. Hastavaya Pınarbaşı açtım da geldim. Şelalesi kanyonundan geçtim de geldim. Aman gidelim. Ben ömrümden dost yoluna geçtim de geldim. Ben ömrümden dost yoluna geçtim de geldim. Geçerse gelsin canım, dosta gidelim. Aman gidelim. Geçerse gelsin canım, dosta gidelim. Aman gidelim. Akşam vakti gider öz koyunda canım, bir akşam vakti aşaklar seyreder batan güneşin, kızıl güneşin. Kimisi maziye ağlar, kimi neşeli. Kimisi maziye ağlar, kimi neşeli. Saltanat kayığı ile dosta gitmeli. Aman gidelim. Saltanat kayığı ile dosta gitmeli. Aman gidelim. Ağzınıza sağlık diyoruz. Sağ olun. Evet, bu türküde işte dost üzerine. Dostluk zaten en önemli servetimiz. Evet. Şimdi Gideroskoy zaten Cide'de. Gerçekten oraya, yani orada güneşin batışını seyretmeye doyum olmuyor bir yer. İşte Gideroskoy'un da bir akşam vakti. Evet. Aşıklar seyreder batan güneşi, Saltanat Kayı ile dosta gitmeli gibi. Saltanat Kayı zaten bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, Cide İnebolu civarında yapılıyor. Heh. Ustaları da orada zaten. Tam yeri yani. Tam yeri, evet. Türküler yaşanır. Diyorsunuz. Evet. Şu Ezan-ı Muhammediye bittikten sonra Recep abi, sazda senden bir sazı bir defa daha konuşturalım istersen. Bir isteğimiz de var. Ceylan'ım. Ha, Ceylan evet. Yayın öncesinden de aşırı isteklerimiz onun vardı. Onun bir şeyi yok. Böyle oturdum. Bir gün saz elimde. Böyle bir türkü. O sıralarda da hani sanatçımız var ya, Ceylan. Ceylan'ın evet. Ona mı? O değil yani. Öyle değil de işte
Öyle bir türkü aklıma geldi. Ceylan'ım derken kendi kendime bir türkü yaptım yani. Ama festivallerde falan sürekli istek alır bu türkü. O zaman Ceylan'ım diyelim. Ezanımız bitti herhalde. Ezanımız bitti. Ceylan'ım. Burada. Nasıl aşka düştün düşündürecek, düşündürecek. Aşkımızın ateşini kim söndürecek, kim söndürecek. Aşkımız çakmaz da beni öldürecek, beni yakıp seni gül eyleme, gül eyleme. Yerden yere vurup yel eyleme, yel eyleme. El aleme beni kul eyleme. Aşkım yaktı beni, gün eyledi, gün eyledi. Yerden yere vurup yel eyledi, yel eyledi.
deme beni kol eyledi, kol eyledi. Böyle bir aşkın elinden olacak alım. Ömrümüz geçiyor canım Ceylan. Ağzınıza sağlık diyoruz. Sesinize sağ olun, sağlık. Teşekkür ettim. Bunlar biliyorsunuz yarı playback sayılır. Şöyle ki altyapının üzerine okumak yarı playback demektir bizde. Tam playback'te. Yarıya düşürdük. Türküsüyle müziğiyle tamamen şeyden gelir, rejiden gelir. O zaman tam playback. Ama altyapının üstüne okursak yarı playback. Öyle diyelim. Sıradaki parçamız Tridine. Yok, Tridine'ye var daha. Öyle mi yapalım? Tridine'ye isterseniz en son alalım. Kapanışta daha güzel kapanışta olur sanki. Tosya'yla başladık. Tridine'ye... Kapanışta bir şey yapalım. İsteklerde birkaç zamanımız parçamız nasıl vardı. Gönül gel senle muhabbet olsun türküsünü istemişler. Ben birazcık yorumlara bakmaya çalışıyorum ama. Onu ben bir zamanlar kaymakam bey misafirim olmuştu da okumuştum ama çok güzel saz çalamıyorum ama söyleriz inşallah. Seninle muhabbet edelim, gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya başka yar alma sevdiğim, alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbimdeki kara yüngünün. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbimdeki kara yüngünün. Solmazsa dünyada güzeller solmaz, solmazsa dünyada güzeller solmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz, sofuluk olmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz. Kaldır kalbimdeki kara yüngünün. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz.
kimseye kalmaz. Kaldır kalbimdeki parayı gönül. Sesinize sağlık, emeğinize sağlık. Siz de sağ olun. Dostlar sağ olsun, dinleyenler sağ olsun. Öncelikle programımıza renk kattığınız için Kanal Meydan ailesi olarak teşekkür ederiz. Sizler bizi davet ettiniz. Biz koşa koşa geliriz. Her şey Tosya için değil mi? Ayağınıza, aynen, yüreğinize, ağzınıza sağlık, sağlık diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sizleri davet ettiniz, çağırdınız. Onur ettiniz. Sağ olun, var olun. İnşallah ileriki zamanlarda devamını ve tekrarını beraberce inşallah bir organize edelim. Herhalde Naci Hoca ile beraber katılacağız galiba. İnşallah, inşallah. Yakın bir zamanda Ramazan içerisinde mi olur artık? Ramazan'dan sonraya mı bırakırız? Ramazan içinde de. Ramazan içinde de Ramazan'a uygun Ramazan'a eserler. Ramazan'a uygun bir program olarak söyleriz yani. Evet. Şey yaparız. Amacımız insanlara güzel vakit geçirtmek. Evet. Programımızın burada sonuna geldik. Her güzel an gibi bu akşamda bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizlere destek verdiğiniz için gözünüz meydanda olsun diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sen kıymet bilemedin, sürünesin yar. Gel dedim gelemedin, sev dedim sevemedin. Sen kıymet bilemedin, sürünesin
sevemedin, sen kıymet bilemedin, sürünesin ya. Gel dedim gelemedin, sev dedim sevemedin, sen kıymet bilemedin, sürünesin ya. Bugün yine gönül verdim bin bir güzene, bahar aylarında canım döndüm gazene. Laf dinlemez bir gönlüm var davacıyım ben. Beni alsın beni kesin çok sevdiğim ben. Beni alsın beni kesin çok sevdiğim ben. O güzelin suçu nedir? Suçun hepsi de bendedir. Yandı gönlüm keten elvam ne kaldıyım ben. Beni alsın beni kesin çok sevdiğim ben. Beni kesin çok sevdiğim ben. Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. Kastam onu aracım, geliyor sultan bacım. Kastam onu aracım, geliyor sultan bacım. Sultan bacım gelince, kaçtı gitti aracım. Sultan bacım gelince, kaçtı gitti aracım. Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. Yine bunu doğan yurdu, güzel seni kim doğurdu? Seni doğuran ana, balılan mı yoğurdu? Seni doğuran ana, balılan mı yoğurdu? Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. İçtin mi? Han önünden geçtin mi? Soğuksunlar içtin mi? Taş köprüden geçerken sarımsağı seçtin mi? Şu Tosya'dan geçerken diricini seçtin mi? Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Gelibiseydin yanıma, sarılıbiseydin canıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. Eğer gönlün yok ise girme benim kanıma. Thank you.